Elektrik kesintisi konutlarda, dükkanlarda yok ama yüksek elektrik faturaları nedeniyle vatandaş da, esnaf da dertli. Yılbaşında yapılan zamların bir bölümünün faturalara yansıması ile birlikte vatandaşlar katlanan elektrik ücretlerini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Çarpılmış gibi hissettik, çarpıldık daha doğrusu. Daha da diğer faturalar gelmedi. Ayın birinden geçerli olmuş sanırım. Sadece birinden onuna kadar olan kısım 400 lira fark ettirdi. 800 lira gelen faturamız 1200 lira geldi ki 10 günlük farkla. Bir aylık farkı düşünemiyorum bile. Merhaba, hayırlı işler. Efendim, duyduk ki elektrik faturanızdan dertliymişsiniz. Esnaf komşunuz söyledi. Doğru mu? Doğrudur. Geçen ay 235 lira geldi. Bu ay 630 küsür mü? 622 lira. Evet. Bir şey anlamadık bu neyiniz? Kazık, bal gibi bir kazık. 20 yıldır hırdavatçı dükkanı işleten Nevzat İlerisoy sattığı ürünlerden 3'er 5'er lira kar ediyor. Karı artık elektrik faturasını karşılamıyor. Bıktık, usandık bundan. Bu ne? Kapatacağız dükkanı artık. Elektrik faturası olur mu bir ayın içinde? Yazık, günahtır ya bu esnaf. Ne vaziyete gitti? Daha çiftah yapmadım sabahtan beri. Satışlar, gerçeğe konuşuyorum. %70 düştü. Kiramı çıkartamıyorum. Bir de bir elektrik masrafı. Kıstık, kısabildiğimiz kadar led koyduk, bilmem ne koyduk ama karşılığı da bu fatura. Yaksak herhalde 1500-2000'i geçer. O emekli aileyle ekmek teknesini ayakta tutmaya çalışıyor. Ama %127 zamla elektrik faturaları esnafın ortak derdi. Çünkü gelir giderini tutmuyor. Ama iş olsun olmasın, dolabı fişinde ışığı yanmak zorunda hep. Faturamız geçen aykinden bunun arasında %100 fark var. Dolap çalışıyorsa çalışıyor. Fazla sarfiyatı olduğundan dolayı elektrik faturamız fazla geldi. Biz bunu kısma şansımız yok. Nasıl kısacağız bunu? Şimdi 3000 lira geldi. Geçen ay 1500. Aynen. Şok olduk. Steril cihazlarımız var. 24 saat açık kalmak zorunda. Kullandığımız cihazlar güç kaynağına bağlı. Onları kapatıp gidemiyoruz. Onlar çalışıyor. Müşteri olsun olmasın bütün lambalarımız, bütün cihazlarımız fişe takılı çalışıyor. Gece de çalışıyor. Hafta sonu da çalışıyor. Dolayısıyla bizim tasarruf etme şansımız yok. Eleştiriler de endişeler de ortak. Ama en çok da elektrik tüketiminin yüksek olduğu işletmelerde durum oldukça vahim. Örneğin bu kasap dükkanında 7 gün 24 saat çalışmak zorunda kalan 4 tane soğutucu dolap var. Ama bunun neden olacağı yüksek faturaları ödemek içinse yüksek satışlara ihtiyaç var esnafın. Beklentim en kötü 2-2,5 civarında bir şey bekliyorum. 900 falan civarında bir şey gelmişti. 4 dolapta çalıştığını hesaplayın. Mecburum ben bu şeyleri çalıştırmaya. Ya işler? İşler şu anda alım gücü, etiket fiyatları 3 rakamlara çıktığı için diyecek bir şeyim yok. Bekliyoruz işte teki. Sürekli iş yerindeyim. Evimi otel gibi kullanıyorum. Hiç uğramadığım halde 228 lira gelince şaşırdım. Ay nasıl getireceğim? Maaşları nasıl ödeyeceğim? Onun telaşı içindeyim. Evime 190 lira. Geçen ay gelen elektriğim bu ay 391 TL geldi. Toptancıyım. Bir müşterime bir ay önce 7-8 bin lira gelen elektrik faturası bu ay 22 bin küsür lira fatura gelmiş. Ve şu anda kriz var. Bu konuya el atılmasını istiyorum. Şaşkın ve kızgın olan sadece esnaf ve vatandaş değil. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü LÖSEV Hastanesi kurucusu Üstün Ezer de elektrik ve doğalgaza gelen zamma isyan etti. Hastanenin Eylül ayında 917 bin lira olan elektrik faturası 1 milyon 490 bin 285 bin lira doğalgaz faturası ise 1 milyon 677 bin liraya yükseldi.